Bakın sizleri uyarıyorum. Avrupa'da yaşayan vatandaşlar, sosyal yardımlarınızı kesinlikle iptal etmeyin. Neden iptal ediyorsunuz? Bugüne kadar uyuyanları neden uyandırıyoruz? Ya birbirimize artık birlik beraberlik olalım. Panik yapmayalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Bakanı Naci Ağbal ne söyledi? Asla dedi bu bilgiler paylaşılmayacak. İşte 2019'un sonuna geldik. 2019'un sonuna gelene kadar daha veriler tamamlanmadı. Altyapı tamamlanmadı. Siz neyin mücadelesindesiniz? Yani bir daha tekrarlamak istiyorum. Kesinlikle yardım alıyorsanız yardımlarınızı kesmeyin. İptal etmeyin. Sakın gelen evraklara, gelen fonlara ben Türkiye'de şuyum var, Türkiye'de buyum var demeyin. Bunun suçlusu belki geçmişteki Türk liderleridir. Bilemem. Belki suçlusu sensin. Ama şunu da söyleyeyim. İnsanların haklarını yiyen, kul hakkı yiyen, çalan, çırpandan asla yana olmuyorum. Benim sadece derdim sosyal yardım alırken habersizce Türkiye'ye gelip yatırım yaptık ve Avrupa'nın bu şekilde bizi tuzağa düşüreceğini de düşünmedik. Evet, Avrupalı şu anda Avrupa'daki Türkleri tuzağa düşürdü ve evlerine ilgili fonlar yolluyorlar. Ama şimdi sizin için öyle güzel haberim var ki Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kurumla anlaştım. Çok önemli bir kurumla anlaştım. İlerleyen dakikalarda Seda Nur'la onu açıklayacağız. İşte o kurumdan bir belge aldığınızda otomatik bilgi paylaşımla ilgili bir belge alıyorsunuz. O belge sayesinde Avrupalı'ya Türkiye'ye bilgi göndermiyor. Yani sizin özel bilgileriniz Türkiye Cumhuriyeti'nde kalacak. Ama